Merak ettiğimiz bir konu var. Yaz ayları geliyor. insanlar acaba tatile gidebilecekler mi? Bayramda evdeyiz gibi. Onu şimdiden söyleyeyim. Anladığım seyahat kısıtlamaları bayramda da devam edecek. Ee, ama bayramdan sonra hele hele işte Haziran, Temmuz, Ağustos normalleşme süreci başladığında ne olacak sorusu. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'daki otellerde bir takım hazırlıklar var yeni sezona ilişkin. Dışarıdan turist beklemiyor kimse bildiğim kadarıyla. Yine muhabir arkadaşımız aktaracaktır. Ama işte bazı oteller tadilatlarını öne çekti. Masalar, şezlonglar yeniden düzenlenmeye başladı. Bu iç turizme yönelik bir hareketlilik olarak değerlendirilebilir belki. Ne zaman, nasıl, ne oluyor, ne bitiyor Antalya'da. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar bizi bekliyor. Dinliyoruz seni Alparslan Çınar. Evet Mehmet Akif Ersoy belirttiğin gibi tüm bu hazırlıklar iç turizm için Antalya'da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan turizmin başkenti olarak adlandırılan Antalya'da bugünlerde hummalı bir çalışma var. Peki neden bu çalışma? Sezon açılınca yani Mayıs'tan sonra sezon açılınca izinler verilince otellere gelecek olan misafirleri daha hijyen koşullarda ağırlayabilmek için neler yapılıyor? Tabi aslında bu tesislerde daha önceden planlanan ve bütçesi ayrılan tadilatlar ve restorasyon işlemleri vardı. Ancak rezervasyonlar iptal edilince ve otellerde işte gördüğünüz gibi boş kalınca bu tadilatlarda öne çekildi. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarsan ekrana getirsin bir diğer taraftan da ben anlatayım. Görüyorsunuz havuz başını burada bu şezlonglar daha önceden dip dibi olurdu çok bitişik olurdu ve burada 800 misafir aynı anda havuz sistemini kullanabiliyordu. Önceki günlerde yani koronavirüs öncesinde ancak şu anda Turizm Bakanlığı'nın da uygulamaya başlayacağı daha doğrusu bugünlerde sık görüşüldüğü bu sertifikasyon sistemine göre... Artık şezlonglar bu şekilde olacak yani her birinin arasında en az 2 metrelik mesafe olacak. Tabi bu da 400 kişiyi artık bu havuz başında bir araya getirmiş olacak. Bir diğer taraftan da hemen görüyoruz kameraman arkadaşım ekrana getirsin. E, otelin e, dış duvarında ve iç kısmında çalışmalar var boyama işlemi yapılıyor. Masayı da görüyoruz tabi e, masalarda da sosyal mesafe kuralı uygulanmaya başlandı. Evet otel genel müdürü Çağlar Bayrakçı ile yaptığımız görüşmede bu otelde aynı anda 2000, 2000 misafiri ağırlayabiliyorlardı daha önceden ancak tabi bu sertifikasyon sistemi ile birlikte daha az sayıda misafir ama daha hijyen ortamlarda hizmet sunabileceklerini söylediler. Yani özetle Mehmet Akif Ersoy Antalya turizme her türlü hazır. Yeter ki misafirler gelsin diyelim ve sözü yeniden Alparslan Ayrılmadan önce bir fiyatları etkileyecek mi mesela? Mesela daha az turist otele giriş yapabilecek. Ne zaman bekleniyor turizm hareketliliği? Konuşuyor musunuz otelciler orada yani Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta yerli turistlerin ne zaman gelmesini bekliyorlar? Ve bu maliyetler açısından da bir de şu Esas tabii yani çok yurt dışından çok büyük bir beklenti vardı bu sene. Atlatabilecek durumdalar mı? Tabii fiyatlara yansıyıp yansımayacağı ile ilgili çok bir şey söyleyemiyor maalesef. ...tesis işletme sahipleri... E, ...yalnızca... E, ...Mayıs ortası sonu gibi işte... E, ...bunda da şöyle söyleyebiliriz... ...bayramdan sonrasına işaret ediyorlar... ...esas bekledikleri o yoğun kalabalığı... ...iç piyasayı esas o tarihler arasında... E, ...karşılayabileceklerini düşünüyorlar... ...peki neden fiyatlarla ilgili... ...bir şeyler söyleyemiyorlar... ...onu da hemen çok kısa belirteyim... ...Turizm Bakanlığı'nın e, şu gün üzerinde çalıştığı... ...şu günlerde üzerinde çalıştığı bu sertifikasyon sisteminin... ...neler getireceği daha tam kesinlik ...kazanmadı, belki tam kesinlikle kazandıktan sonra daha az sayıda misafir kabul ederlerse mutlaka bu da fiyatlara yansıyacaktır Mehmet Akif Ersoy. Peki Alparslan Çınar teşekkür ediyoruz efendim. Antalya'nın son birkaç yıldır daha doğrusu ülkemizde turizmin bir talihsizliği söz konusu umuyoruz atlatırız. Yani işte uçak krizinde çok büyük problem olmuştu Rusya ile. Akabinde toparlandı tam sezon geçen sene iyi atlatıldı bu sene çok büyük beklentiler vardı koronavirüs çıktı.